istiyorum. Peki Sayın Sancaklı, niye ısrarla bu söylemi dile getiriyorlar? Ya şimdi şöyle tabii bir 50 yıldır bir düzen gidiyor. Kendine göre bir düzenleri var herkesin. Tabii birilerinin de işine gelmiyor doğal olarak bu yasa. Yani biz bu yasayı yaparken koyduğumuz sorumluluktu. İşte milli sporcuların o branşlarda yönetime girmesiydi. Belli suçlar işleyenlerin spordan uzaklaşmasıydı. Efendime söyleyeyim bu menajerlik yasası. Şimdi bunları koyduğun zaman doğaldır ki birilerinin de ayağına basıyorsun. Kurulmuş bir bozuk bir düzen var. Bundan da birileri nemalanıyor doğal olarak. İlla yani para manasında değil, konum olarak, prestij olarak, para olarak da faydalananlar vardır. Tabi bunların da hoşuna gitmiyor, bu doğaldır yani. Peki buna, ya aynı olmasa da buna benzer bazı yasalar, yönetmelikler, talimatlar, kurallar vesaire gibi daha öncelerde de mevcuttu aslında. Ama ciddi anlamda kapsamlı bu yasayı söyleyebiliriz. Niye peki önceden de bunlar yapılamadı? Yani illa bu yasanın çıkması mı gerekiyordu? İşte zaten bak bir şey söyleyeyim ben size. Ben 2016 senesinde mecliste basın toplantısı düzenlemişim. Yanımda da bizim partimizin Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekilleri var. Bu yasanın çıkması gerektiğini 2016'da anlatmışım basın toplantısıyla. Bu yasa aslında 20 yıldır, 20 yıla yakındır Gündemde geliyor, tabii. gidiyor, gündemde falan. Ama ne hikmetse birileri devreye giriyor, belli bir güçler devreye giriyor ve ondan sonra da bu yasa çıkmıyor. Ama bu yasada başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Spor Bakanımız, Genel Başkanımız Devlet Bey başta olmak üzere bütün ekip çok kararlıydı zaten. Yani bu yasa çıkmaz zorundaydı. Bu yasa çıkmasaydı belki de önümüzdeki 1-2 sene içerisinde bazı kulüpler sahaya çıkamayacaktı, lisans alamayacaktı, Avrupa Kupası'na gidemeyecekti. Şampiyon olsa bile. İşin geldiği nokta çok vahim bir nokta. Yani geçen gün Sayın bir çok önemli bir kulübümüzün başkanı diyor ki biz diyor kendi egolarımızın yüzünden diyor borç batağına soktuk bu kulüplere diyor. Bu İtiraf ediyor. yasa iyi ki çıktı diyor, bizi terbiye edecek bu yasa. Yani şöyle belli kriterler olacak. Her şey şeffaf olacak. Buyurun yönetin. İşte orada şey konusu gündeme geliyor. Yönetici bulamazsınız konusu gündeme geliyor. Hayır, esasında şimdi normal yönetmeye gelmek isteyen, futbola bir şeyler vermek isteyen ve o belli bütçenin içerisinde her şey şeffaf bir şekilde yöneten yöneticiler gelecek. Yönetim bundan sonra daha kolay. Bundan sonra yöneticilik daha kolay. Çünkü her şey şeffaf. Bütün para giriş çıkışları bankadan. Her şey kontrolde. Bütçe de belli. O zaman işi bilen, o bütçeyle yönetebilen, ehil sahibi insanlar gelip orada yönetecekler. Senenin sonunda da bütçeyi tuturduğu için hiçbir sıkıntı olmayacak. Dönüyorlar işi şeye getiriyorlar. Kulüp başkanları ve yöneticilerini hapse mi atacaksınız? Sanki bizim böyle bir isteğimiz, amacımız varmış gibi. Olur mu öyle bir şey ya? Ben o kulüplerde oynadım. Kulüplerde başkanlık yaptım. Türkiye'nin ilk FIFA lisanslı menajerlik şirketi bizde. Bendeydi yani. Biz kurduk. Bu menajerlik düzeni ilk biz getirdik Türkiye'ye. Yani ben masanın her tarafında bulunduğum için sorunları biliyorum. Ve bunları nasıl yaşatabiliriz, nasıl büyütebiliriz? Türk futbolu, Türk sporu nasıl dünyada büyük dereceler alır, büyük başarılar elde eder, Avrupa kupalarında nasıl dereceler alır, başarılar elde eder. Altyapıdan bizim çocuklar nasıl fışkırır yukarıya doğru, yüzlerce Türk oyuncu olur. Biz de bunlarla gurur duyarız. Bunun peşindeyiz. Yoksa onun dışında yani biz şöyle bir şey nasıl isteyebilir ki? Devlet şöyle bir şey için nasıl yasa yapar? Yöneticileri işte cezalandıralım, kulüpleri cezalandıralım. Aksine onları ayakta tutmak için, onları daha güçlü tutmak için çıktı bu yasa. Merkeze yarası olan gocunuyor bu Sayın Vekil. İşte bizim çok güzel atasözlerimiz var tabii Tam Türkiye'de. da orada az önce siz bahsettiniz bir kulüp başkanı iyi ki yasa çıktı dedi dediniz ama yasanın hemen arifesindeydi. Meclise geldiği anda Kulüpler Birliği'nin yani Süper Lig'deki o an için 21 takım şu an 20'ye düşecek de yani 21 takımın kulüp başkanlarının ortak bildirgesi. İçinde de sizin saydığınız maddelerin yanı sıra futbolun özelliğine de bir bu yasayla birlikte ket vurulacağına dair görüş. Yine gelir gider kıstasındaki o yasada belirtilen %'lik dilim oranı %10 artabilir limitine bir ciddi itiraz vardı. Kulüpler Birliği başkanları bile ne demişlerdi? Ha, bizimle hiç görüşmediler. Bunu da çok altını çizdiler. Yani bize niye hiç sormuyorsunuz? Futbolun ana ögelerinin
başında bizler geliyoruz, bize de hiç sormadınız dediler ve hatta yasanın görüşüldüğü anlarda da sizin şahsınıza da kimisi isim verdi, kimisi isim vermedi. Sizin söylemlerinize, meclis kürsüsünde yaptığınız söylemlere nazaran onların da size karşı ciddi ithamları vardı. Bunlar için pek bir şey duymadık kamuoyunda. Bunun için neler söyleyeceksiniz? Peşinden yasada neler var? Onları da bir şimdi daha duymak istiyorum. Şöyle bir şey oldu. Bu yasanın çıkacağına da aslında inanmıyordu çok kişi. İş ciddiyete binince o ara bir panik oluştu. Böyle bir panikte bir kaos, bir ne oluyor, ne bitiyor, acaba bu yasa nedir, ne değildir? O ilk dediğim gibi çıkan ilk taslakta, o 60 maddede kulüplerin istemediği çok şey vardı yani. Bazı şeyler vardı, çok şey vardı. O kaos o ara oluştu. Yani o çekinceleri, ama o 60'ın 38 maddesinde değişiklik olup çoğu da kulüplerin istediği gibi oldu ve doğrusu oldu yani, olması gereken oldu. Şu anda mesela yasa çıktığından beri ben eleştiri duymuyorum. Çünkü en son haliyle okunduğunda bu yasanın aslında kulüpleri çok iyi bir şekilde ayakta tutmaya çalıştığı, güçlendirmeye çalıştığı, Türk futbolunu, Türk sporunu güçlendirmeye çalıştığı ortaya çıkıyor. Yasa çıktığından beri ben itiraz duymadım. O ara bir karambol oldu. Sonradan benimle ilgili de isim vermeden böyle bir şey oldu. Sonra da isim de verildi. Sonradan da aynı gün Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağoğlu ile, Sayın Ahmet Ağoğlu ile işte Başkan Vekili Süleyman Urma ile konuştuk. Yanlış anlaşılma olduğu söylendi ve konu kapandı yani. Tatlıya bağlandı. Herhangi bir sıkıntı yok. Yasanın içeriğine girersek özellikle neler getireceğini tabii ki sizden dinleyeceğiz de yine çok eleştirilen konulardan biri. Önceden Maliye Bakanlığı, Hazine Bakanlığı, Spor Bakanlığı, bu futbola özellikle bakanlıklar vardı. Şu an bu iş tamamen Spor Bakanlığı'na devrediliyor ve tamamen Spor Bakanlığı'nın devletin tekelinde olacak. Bu futbolun özelliğine çok ters deniliyor. Şimdi maddi deniliyor. Maddi konuları kim denetleyecek? Tabii ki Spor deniliyor, Bakanlığı. Bunu açarak gidelim. Deniliyor ama bence yasayı tam okumadan yorum da yapmamak lazım. En son halini alıp hukukçularla beraber oturup madde madde değerlendirirlerse bence bu çekinceleri büyük bölüm bitmiş olacak yani. Şimdi diyorlar ki Spor Bakanlığı'na bağlandı çok şey. Bağlanan ne var Spor Bakanlığı'na? Denetim. Denetim. Spor Bakanlığı kimin? Devletin. Devlet seni denetleyecek tabii ki. Sen doğru yaptıktan sonra ne yapacak? Spor Bakanlığı gelip sana bir ceza mı verecek veya bir şey mi yapacak? Zaten Türkiye'nin kanunları var, kuralları var. Bu içişleri de var bu işin içinde. Maliye de var, ekonomi de var, Spor Bakanlığı da var. Her şey var bu içinde. Neticede bir ekonomik bir iş bu futbol dediğiniz şey artık. Öyle sadece futbol değil ki. Çok büyük bir sektör. Zaten bu ülkenin kanunları var. Bu üzerine spor kanunu olarak eklenmiş bir konu. Bir şey söyleyeyim ben size. Bir iş yapıyorsunuz, çok düzgün yapıyorsunuz. Denetime gelse birisi çekinir misiniz? Hayır. O zaman doğru yapın. Denetim geldiğinde de size bir de teşekkür edilsin. Yani desin ki teşekkür ederiz, ne güzel yönetiyorsunuz. Ama eğer birilerinin aklında doğru yönetmek yoksa, başka bir şey geçiyorsa aklında da denetimden de korkabilir. Yani bence hiç öyle bir durum yok. Futbolun özelliklerine de bir müdahale yok. Hiçbir şey yok yani. Ben yasaya baktım, yok. Ama artık belli kurallar var. Mesela atıyorum orada bir 3-4 tane madde var ki bir tanesi mesela daha önce kulüp başkanları geliyordu. Diyelim ki bir kulübe başkan oluyor. 10 lira borcu var kulübün. Yönetiyor bir sene, iki sene, üç sene ne kadar yönetiyorsa bir gidiyor. Borç 100 lira olmuş. Ben diyor yoruldum diyor artık diyor. Ben gidiyorum. Dediği andan itibaren hiçbir sorumluluğu yok yani. O aradaki o 90 milyon TL kulübün sırtına doğal olarak toplumun sırtına biniyor. O taraftarların sırtına biniyor. Öbürü geliyor 100 lira alıyor. 500 lira yapıyor borcu. Ve şu anda gelinen nokta sadece bir senede 2021 Mayıs'ta 17 milyar TL, 2022 Mayıs'ta 35 milyar TL. Yani bu artık ne yaptık? Dedik ki o zaman o yılki bütçe belirlensin, o yılki bütçenin içinde kulüp başkanı ve yöneticiler o bütçenin içinde yönetsin. Yani bir sene önceki geliri neyse diyelim somut. Ki... Tabii diyelim ki atıyorum büyük kulüplerimizin geliri diyelim ki örnek olsun 1 milyar civarında 1 milyar TL bir yıl önceki gelirin var senin. Bu sene 1 milyar lirayla devam edeceksiniz. %10 şey koyduk. 1.1. Arttırabilirsiniz. 1.1 milyarla bu sene o kulübü götüreceksin her şeyini. Oradaki nüansı yalnız vekilim. Sadece futbol yok bu dört büyük takımda. Kulüp.
Kulüp. Yani bunun içine voleybolu da basketbolu da dahil olacak kulüpten değil mi? Kulüpten bahsediyoruz. Kulübün bütçesi 1 milyar 100. %10 da artırabilirsin ve bütçeyi de o kulübü de öyle yöneteceksin. Bu neyi getirecek biliyor musun? İktisat bileceksin, hukuk bileceksin, yönetmeyi bileceksin, futbolu bileceksin. Çünkü o çerçevenin içinde yöneteceksin. Şimdi o çerçevenin içinde ehil insanlar gelecek. Ehliyet sahibi olan insanlar gelecek ki o bütçenin içerisinde yönetsin. Transfer yaparken kılı kırk yaracaklar. Oyuncu alırken, altyapıya yatırım yaparken, 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonraki geliri hesaplarken alttan oyuncu yetiştirelim, yüzlerce oyuncu çıksın, alalım onları, büyütelim, başka kulüplere transfer olsunlar, kulüp elde etsin. Yani uzun vadeli program yaparken de işin neticesinde ehil insanlar gelmek zorunda kalacak. Şimdi buna itiraz eden, ha 1 milyar 100 mü? Başkan diyor ki ben şampiyonluğu oynuyorum, ben bu sene 1.2 harcayacağım diyor. Buyur cebinden harca. Sorumlusun yani o 1-200 harcayacaksın ya. 100 senin şeyin, limitin. Orada belli bir kısmı genel kurul kararıyla da yapılabiliyor. Şöyle, genel kurul kararında nasıl yaptık? Kulüp başkanlarının bir kısmı şöyle yapıyordu. İşte diyelim kulüpte 10 bin, 20 bin tane üye var. 300 tane o kendisine yakın üyeyi topluyordu. 1 yıl sonrasına, 2 yıl sonrasına, 5 yıl sonrasına bile borçlanıyor. Borçlanma etkisi oluyordu. Evet. Şimdi ona da kural getirdik. Yanılmıyorsam kulüp üye sayısının yarısından bir fazlası gelecek. Salt çoğunluk. Onun da 4'ü 3'ü evet diyecek. Demeyecekler kötü bir şeye. İyi bir projeye evet diyecekler bence. Hani kulübün geleceğiyle ilgili iyi bir proje sunarsanız genel kurul o zaman evet diyecek çoğunluğu. Yani aslında şu bir denetim geliyor. Bir kanun koymuş. Bu çerçevede yürüt. Mesela yani kısa bir örnek vermek istiyorum. Mesela Bayern Münih kulübü diyelim Almanya'da. Örnek Bayern Münih diyorum veya Dortmund fark etmez herhangi bir kulüp. Sezon başı federasyon diyor ki bu seneki gelirini bütçeni göster diyor yazılı. Bakıyor 100 milyon euro götürüp veriyor. Şimdi diyor bu 100 milyon euroyu git diyor biz şu bankayla çalışıyoruz. Git temlik ettir orada diyor. Teminat mektubunu getir bize diyor. Biz diyor Deutsche Bank'la çalışıyoruz. Kulüp gidiyor o 100 milyon geliri, temlik ettiriyor. Mektubu alıyor, federasyona götürüyor. Federasyon bakıyor çok güzel. Şimdi diyor resmi olarak antetli kağıdını yönetim kurulu kararıyla 100 milyon euroyu nasıl harcayacağını bize yaz. Bunlar oturuyor. 50 milyon euro transfer. 10 milyon euro kapalı spor salonu yapacağız. 5 milyon at. 100 milyonu doldurup veriyor mu? Transfer mi başlıyor? O 50 milyon euro istersen bir oyuncu al, istiyorsan 10 tane oyuncu al. 50 milyon euro doldu mu limit? Senin yıl sonuna kadarki transfer tahtan kapanıyor. Kapalı spor salonu yapacaksın. 10 milyon euro yazmışsın ya. Çatıya geldin para bitti. Hani 10 milyon euro. Diyor ki dur. Seneye yapacaksın onu. Şimdi ben size soruyorum. Bayern Münih kulübünün başkanının kim olduğu çok mu önemli? Zarar etme şansı var mı? Mümkün değil. İşte bu yasayı yavaş yavaş o hale getirip bu yasayı yazarken biz bazı şeyleri çalışma yaparken Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinde, dünyanın gelişmiş ülkelerinde nasıl oluyor, nasıl ediyor bunların hepsi incelendi. Yani Türk sporunu bir benim tabirimle böyle bir otobana çıkarmak istiyoruz. Var mı Avrupa'da böyle bir yasa? Avrupa'da tabii ki var. Ama zaten o ülkelerde sistem o kadar oturmuş ki ufak tefek eklemeler yapıyorlar sadece gerektiği zaman ve sistem dümdüz devam ediyor. Yani spor programı yapıyoruz. Tanıyorum ben sizleri. Yıllardır sporun içindesiniz. Bana bir tane Fransa, İngiltere, Almanya, ne bileyim bu büyük ülkelerden bir tanesinin futbol federasyonu başkanının ismini söyler misiniz? Hiç kimse söylemiyor. Mesela dünyanın en büyük kulübü Manchester United kabul ediliyor. Kulüp başkanının ismini biliyor musunuz? Onu anlatmaya çalışıyorum. Kişilerin iki dudağın arasından devletin koyduğu sistemli bir yasayla yürüyecek bundan sonra. Buraya da kim gelecek? Ehil insanlar gelmek zorunda kalacak. İyi insanlar gelmek zorunda kalacak. Becerikli insanlar gelmek zorunda kalacak. Tek bu yasayla her şey hallolacak değil ama değil mi? Ben artık söylüyorum. Yasayı çıkardık bu iş bitti. Yarın her şey yoksa film yeni mi başlıyor? Yarın her şey hallolmayacak tabii ki. Bu yasa yazıldı. Şimdi hep beraber bu yasaya sahip çıkmamız lazım. Hem kamuoyu, siz değerli spor yazarları, spor yorumcuları, kulüpler, yöneticiler, taraftarlar herkes sahip çıkmalı. Neden? Şimdi diyorlar ki mesela yabancı konusunda herhalde sorarsınız da Saffet Sancaklı yabancıya karşı mı diyorlar? Asla değilim. Yabancıya karşı değilim. Ama hangi yabancıya karşı değilim?
Bugün İngiltere'ye bir yabancı oyuncu transfer edilecek, kriterler koymuş. Milli diyor ki şu yaş 6 olacak. 2, son 2 senede kendi A milli takımının %80'inde ilk 11'de oynamış olacak. Yazmış adam kriterleri. İngiltere'ye kötü bir oyuncunun transfer olma ihtimali yok ki. Çünkü kriterler ortada. Şimdi bizim futbol kulüplerimize, başkanlarımıza soruyoruz. Niye 14, 15, 16, 17 yabancı alıyorsunuz? İki şeyden alıyoruz diyorlar. Bir, Avrupa kupalarında başarılı olmak için. İki, altyapıdan oyuncu gelmiyor. Birincisi çürüdü. En son Galatasaray 1999'du yanılmıyorsam UEFA kupasını aldı. 2000. Demek ki 23 yıldır, 22 yıldır bir başarı var mı Avrupa'da? Yok. O zaman birinci teziniz çürüdü. Siz bizi kandırıyorsunuz demek ki. Bu tez çürüdü. İkinci tez, altyapıdan oyuncu gelmiyor. Evet, doğru gelmiyor. Yeterince gelmiyor. Niye gelmiyor biliyor musunuz? Bugün hep örnek veriyorum da domates yiyeceğiz biz. Domates yiyoruz. O domates nasıl oluyor? Bir tarla oluyor. Tarlaya bir tohum ekiliyor. Gübre konuyor. Sulanıyor. Filiz oluyor. Devam ediyorsunuz bakmaya. Sonradan da domates çıkıyor, yiyoruz değil mi? Bizimkiler daha tarlayı bulmamış. Tarlaya bir şey ekmemiş. Sonra altyapıdan oyuncu gelmiyor. Bak, bu yasa söylüyorum size. Türk gençlerinin, Türk çocuklarının umudu olacak oldu bu yasa. Çocuk 8 yaşında başlıyor oynamaya. 18 yaşına kadar 10 sene boyunca fedakarlık yapıyor. Yaz, kış, anası babası götürüyor, getiriyor. Okuldan fedakarlık yapıyor. Kesesinden fedakarlık yapıyor. 10 sene, 18 yaşına bir geliyor. Tam A takıma çıkacak, bir bakıyor ki 15 tane, 14 tane, 16 tane yabancı. 30 yaş üstü bir 10 tane de abi var. Duvara tosluyor ve geri geliyor. Morali bozuluyor ve bu çocuklar böyle kayboluyor. Geçen gün baktım mesela, çok güzel bir manzara gördüm ben. Bir büyük kulübümüzün başkanı 5 tane oyuncuyla mukavele imzalamış. Profesyonel mukavele, A takıma transfer etmiş. U19'dan 5 tane oyuncu. Şimdi göreceksiniz. Ama ne kadar oynayacaklar? Oynayacaklar, göreceksiniz. Bu bütçelerde bu yabancılara bu paraları veremeyecekler. Yabancı alırken kılı kırk yaracaklar. Kılı kırk yaracaklar. 16 tane almayacaklar. 3 tane alacak, 5 tane alacak, 4 tane alacak, bilmiyorum kaç tane alacak. Geri kalanları göreceksiniz, bu altyapıdan oyuncular olacak. İnşallah. Ve şöyle düşünün, bak göreceksiniz, bir ay sonra bu listeler verilecek şeye. Federasyona, sezon başı listeleri. Yanılmıyorsam 28 kişi değil mi sezon evet. başı? 28. Veriler. En az 10'ar tanesi altyapıdan oyuncular olacak, göreceksiniz 28 kişilik listede. 20 kulüp ne yapar? Ondan 200 oyuncu. Alt ligler. Bir de TFF 1. Lig'de 200 oyuncu. 400. Bu sene bir ay sonra listelerde 400 tane 20 yaş altı oyuncu göreceksiniz. Peki bu çocuklar birkaç sene sonra ne olacak? Alt liglerde oynayacaklar. Göreceksiniz. Bunlar hepsi A takımda oynayacak. Bir tane Arda çıktı Fenerbahçe'de 16 yaşında. Türk futbolu heyecanlandı. Arkada Ardalar bekliyor. Göreceksiniz birkaç sene içerisinde fışkıracak Türk futbolunda. Futbolcu fışkıracak. Yabancı da gelsin ama en kalitelisi gelsin. Bize bir şey verecek olan gelsin. Türk futboluna bir şey katacak olan, Türk futbolcusuna bir şey katacak olanlar gelsin. Sadece öyle yoldan 15 yabancı olsun diye alınmasın yani. Sayın Sancaklı, tabii spor yasasından hareket noktanızda daha çok bir sportif başarı, ikincisi mali yapının düzene girmesidir. Az önce de bahsettiniz, mali anlamda borçlanmanın çok çok fazla olduğunu, borçlar gerilerin 5-6 kat fazlasında kulüplerimizin daha çok. Peki yani burada sportif başarı elbette gençlerle oluşacak ama mali borç yükünün aşağı indirilmesi ya da kapanması açısından kaynağa ihtiyaç olacak. Kaynak noktasında bu kulüplerimiz bu şeyi döndürebilir mi? Ya da kaynak nasıl bulunacak? Şöyle şahsi fikrimi söyleyeyim onunla ilgili. Sizin bir projem var onu. Var benim projem ama tabii onu burada söylemiyorum demiştiniz. Söyleseniz biz de duysak. Onu burada açıklayamayacağım çünkü şöyle daha bir tam zemine oturmadı. Ama benim şahsi fikrim, kulüpler bu işin altından kalkamayacaklar. Yani şöyle ki işte 35 milyar TL gibi bir para söyleniyor bütün borç. Yıllık faizi kaç paradır bu paranın? %20-25'ten deseniz yine 8-9 milyar TL değil mi? Bunu hiçbir kulüp kaldıramayacak. Maalesef bazı kulüplerimizin 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 5 yıllık gelirleri de temlikli. İşte stat ismini vermiş 10 yıllığına. Diyelim ki atıyorum yıllık 50 lira alacak. Peşin alınmış. 500 lira almış, peşin harcamış. Localar. Hepsi öyle. Stat gelirleri, yayın gelirleri. Onun için kulüpler bu işin altından kalkamayacaklar. Ben de şunu söylüyorum. Büyük Türk Devleti, Türkiye Cumhuriyeti
bu yasayı kulüpleri ayakta tutmak için ve şaha kaldırmak için yaptı. Bunu önce herkes bilsin. Daha sonra da bu kulüplere mutlaka bir proje sunulacak, bir proje yapılacak. Çünkü bunun altından kalkma ihtimalleri yok. Ama bunu söylerken sakın şöyle bir şey anlaşılmasın. Devlet alacak kulüplerin borçlarını kapatacak. Aklı o soru onların, geliyor. Aklı o geliyor. Ben ona karşıyım. Yani şahsi olarak ben bir Türk insanının bir evladı olarak karşıyım. Daha önce de oldu bunlar. Devlet o zaman bilerek yapıyor bunu, sahiplenmek adına, kulüpleri satmak adına diyenler de olabilir. İşte ne yapacağız peki? Herkes bir şey anlatıyor. Şimdi herkese cevap da veremeyiz. Ama işin doğrusu şu. Türkiye Cumhuriyeti çıkardığı bütün yasaları halkı için çıkardı. Daha rahat etsinler, daha her şey daha güzel olsun diye. Bir kere bunu kabul etmesi lazım herkesin. Biz buradan meclisten nasıl bir yasa çıkartabiliriz ki insanlara kötülük için veya onların iyiliği olmayan bir şey için? Ama sonunda kulüpler bunun altından kalkamayacak dediğiniz ama zaman bir çelişki oluyor. Ama kendileri bu hale getirdi. Ben diyorum ki benim şahsi fikrim kalkamayacaklar. Bununla ilgili mutlaka bir alternatifler, bir şeyler düşünülecek. Ama bunu söylerken hemen akla şu geliyor. Devlet mi ödeyecek? Hayır, ben karşıyım. Yani kamunun parasının profesyonel kulüplere böyle verilmesine ben karşıyım şahsen. Ama buna mutlaka uzun vadeli bir kulüplerle beraber oturup konuşulup nasıl bir çözüm bulunacak göreceğiz. Benim kafamda bir fikrim var. Ama o fikrin altyapısından da oturmadığı için şimdi burada bir şey oturtalım söylesem beraber. Neticede ben de milletvekiliyim yani. Burada söyleyeceğim şey bağlayıcı olur. Onun için bunu başka bir zamana bırakalım. İş oraya geldiğinde tekrardan beni buraya davet ederseniz ben de onun ayrıntılarını size anlatmış olayım. Çok enteresan ama o söylediğiniz, yani kulüpler bunun altından kalkamayacak lafının altı. Sizce kalkabilir mi? Gidişat şöyle, çok sıkıntılı. Gidişat görüntü yani. Hani çok sıkıntılı. Sayın vekilim, şöyle bir durum var içinde bulunduğumuz zaman özellikle Türk futbol açısından. Yani bir şekilde her şey kılıfına uyduruluyor. Daha geçtiğimiz gün yine Güzide bir kulübümüzün, ya isim de verelim buradan ama vereceğimiz isim sadece onlar için olmayacak. Beşiktaş Kulübü Başkanı'nın bir açıklaması vardı, işte bilmem ne kadarlık vergi borcumuz vardı, yalvar yakar vergimizi sildirdik dedi. Şimdi çok eminim ki, biliyorum ki diğer kulüplerin de silindi bu vergi borçları. Bu şekilde mi hallolacak bunlar? Yani o söylediğiniz konudan net bir bilgim yok. Yani onunla ilgili bir yorum yapmayayım ama kendi ifadesi. Ben genel Sayın Çebi'nin, genel şeyi anlatıyorum. Diyorum ki hayır, bu şekilde hallolur gibi bir bakış açısı çıkacak. Yani, tipik Türk futbol kamuoyu bakış açısı. Ben şöyle söylüyorum. Biz bu kulüpleri yaşatmak zorundayız. Şimdi mesela kızıyorlar ediyorlar bazen de futbol dediğiniz şey Türkiye'de 85 milyonun en az 65-70 milyon takım tutuyor, yani ilgileniyor. Evet. Şimdi biz de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden sorunlara baktığımız zaman bu da bir sorun. Kulüplerin bu duruma gelmesi, Türk sporunun bu duruma gelmesi diyelim ki. Biz bunu kaldırmak için hep beraber çalışacağız. Ama hadi sizin borçlarınızı hepsini silelim, hadi alın size para verelim, gidin borçlarınızı ödeyin şeklinde ben ona çok sıcak bakmıyorum yani. Şahsi fikrimi söylüyorum yani. Hayırlısı olur. Ama bir formülde bulunacak, bulunmak zorunda finalinde. Bu kulüpler, ben size bir şey söyleyeyim mi? Gidin şu anda UEFA'ya, FIFA'ya, mali fair play tablosuna bir bakın. Bizim dosyalar hep. Bu takımların çoğu Süper Lig'de oynayamaz Türkiye'de. Bir alt lige düşer. Ama Türk futbolu şu anda dünyada 6. sıradaydı lig olarak. Bilmiyorum parasal son değer zamanlarda olsun. Parasal değer. Rusya çok para harcadı. Belki Rusya bizim önümüze geçmiş olabilir. UEFA klasmanında 20'nin altına düştük. Şimdi onu söyleyeceğim sana. 6.'yız dünyada ligde parasal olarak. FIFA açıkladı, 43.'yüz. Evet. Şimdi parasal olarak 6, başarı olarak 43. O zaman bir terslik yok mu bu işte? İşte bunu dengeleyeceğiz bir şekilde. Tabii yani futbolu konuştukça futbolun neresinden tutsak neredeyse elimizde kalıyor. Yani maalesef sürekli de bir kriz yaşıyoruz. MHK'sı ayrı bir kriz, Kulüpler Birliği ayrı bir kriz, yayın ihalesi ayrı bir kriz. Bir de üstüne TFF krizimiz var, biliyorsunuz zaten. Son dönemde de oldukça sıkıntılı bir süreç. Türkiye Futbol Federasyonu'nun içinde bulunduğu durum. Birçok şey yaşadılar. Merkez Hakem Kurulu görevden alındı. Sonra bazı hakemlerle yolları ayırdılar. Sonra tekrar geri getirdiler. İşte yayın ihalesi bir türlü sonuçlanmadı vesaire. Nasıl olacak yani bu TFF'de bu süreç nasıl gelindi daha doğrusu? Siz yıllardır futbolun içinde olan birisi olarak bundan sonraki süreçte ne olacak? Problem şu. Yani güven kalmadı. Federasyon başkanına güven kalmamış.
yönetimine kalmamış, hakemlere kalmamış, tahkim kuruluna kalmamış, öbürüne kalmamış, buna kalmamış. Yani güven kalmamış, anladınız mı Türk futbolunda? Bugün yani kimi getirirseniz getirin oraya, 3 ay sonra aynı o da yıpranır, diyorsun. Aynı şekilde olur. Çünkü söylediğim gibi bir sistem oturmamış. Bir bu yasanın yapılma nedenlerinin en başında, yani en başındaki şey bir sistemin oturması. Yani kişilerin iki duvarın arasından çıkıp normal şeye gelmesi. Şimdi bakıyorum ben mesela bu hakem olayında kaç 13 tane mi 15 tane mi ne hakemi Mart ayında kadro dışı bıraktılar. Sezon bitmeden. Hakemlerin başkanı televizyona çıktı, dediler ki ya bunu niye beklemediniz Mayıs'a kadar ligler bitsin. Dedi ki bir dakika mı bir saat mi ne daha bekleyemezdik dedi. Şimdi biz ne düşündük? Bu hakemler çok kötü bir şey yapmış demek. Öyle mi? Hani bir dakika bile öyledir ama siz başkanlar olarak diyorsunuz ki bunları bir dakika bile tutamazdık. İçinde de dünyada ilk defa bir Türk hakemi 3 Dünya Kupası üst üste yönetecek olan Cüneyt Çakır'da var. Yönetmesi gündemde olan. Yönetirdi eğer normal tabii devam etseydi yönetirdi. Çünkü şu anda Avrupa'da galiba ikinci olarak hakem olarak değerlendiriliyor. Tamam. Bunu siz Futbol Federasyonu'na getirdiniz değil mi? Yönetime dediniz ki biz böyle böyle bir şey yapacağız ve kabul edildi. Öyle değil mi sistem? Federasyon başkanımız da, eski federasyon başkanımız dedi ki biz de kabul ettik yani biz de onayladık. Aradan çok kısa bir süre geçiyor. Aynı federasyonun bir kurulu olan hukuk ne oluyor? Tahkim kurulu. Tahkim kurulu reddediyor ve adamlar geri geliyor şimdi. Bunun cevabını kim verebilir yani? Güç savaşları. Herkes kendine göre bir güç elde etmeye çalışıyor. Ben seni döverim, sen beni döversin. O senin hakemin, bu benim hakemim. Ne oldu Türk futbolu? Dünya Kupası'na da hakemimiz gitmedi. Bütün dünya duydu ki Türkiye ligleri şaibeli atmosferi oluştu. Niye? Lig devam ederken 13 tane 15 tane hakemi gönderiyorsun. Prestij kaybettik. O hakemlere yazık değil mi? Madem bir şey varsa çıkın açıklayın. Benim aklıma şu geldi. Bu hakemler çok kötü bir şey yapmış. Ama en kötü bir şey yapmış hani. Yapmadıkları ortaya çıktı. Onların aileleri, onların şerefi, haysiyeti, onuru. Yazık değil mi bu insanlara da? Onun için biz bu güven ortamını sağlamamız lazım. Ama kişilerden bağımsız olarak. Kişilerden bağımsız olarak. Biraz önce size dünyanın en büyük liglerinin bir tane futbol federasyonu başkanı ismini söyleyin dedim. Söyleyemediniz. Evet. Ben de söyleyemiyorum çünkü hiç bakmadım bile. TFF'nin işleyişi, sistemi normal mi? Yani normal bir sistem var mı orada? Bunu neden soruyorum? Çünkü yasaya baktığımız zaman da delegasyonları sadece spor, futbol federasyonu değil, diğer federasyonlar için de %60'ının en üst lig seviyesindeki temsilcilerden oluşması gerektiğini söylüyor bu yeni çıkan yasada. Oysa ki Avrupa ile kıyasladığımızda çok çok ters bir durum. Muhabbetin başında onun için sormuştum yasayı çıkartırken Avrupa'ya baktınız mı diye. Hiçbirinde böyle bir şey yok. Nasıl? Çok kısaca açmaya çalışırsam. Süper Lig'de 21 kulüp var. 7'şer delege veriyor. Bu 7 çarpı 21, 147 yapar. Zaten delege sayısı 280-290, maksimum 300'lere kadar geliyor. Yani Süper Lig'deki kulüp başkanları ne isterse o oluyor. Avrupa'da böyle bir durum yok. Şimdi şöyle... Koskoca Premier Lig temsilcisi, yanlış söylemeyeyim, hepsi benim haberlerimde vardı ama... 3 ya da 4 temsilcisi var. Şimdi 200 şöyle, kişilik tabii, delegasyon içinde. Şahsi soruyorsanız bu delegasyon sistemi, bu TFF'nin işleyişleri falan ben beğenmiyorum. Ben değil, siz de beğenmiyorsunuz. Kimse beğenmiyor. Çünkü böyle bir kaos oluyorsa bir yerde demek ki orada sıkıntılar var. Şimdi herhalde 90'lı yıllarda TFF özerk hale geldi ki olması lazım. Özerk olması lazım. Yani 64 federasyon var bir de artı futbol federasyonu var. Özerk şeklinde ve alın yönetin şeklinde, güzel yönetin şeklinde güzel bir kanun çıkmış o zaman. Yönetmişler mi? Güzel yönetmişler mi sizce? Belli başlı dönemler hariç. Evet. Hayır işte hep böyle oldu. Geldiğimiz noktada öyle bir kaos oluşmuş ki kendi haline bıraksan belki sene ligler oynanmayacak. Öbür sene sahaya çıkamayacak kulüpler olacak belki. Bunu bana kulüp başkanları söylüyor bizzat. Yayıncı yok bakın. Yayıncı şimdi bir yok, ay sonra bir buçuk lig başlayacak yayıncı yok. Ama benim söylediğim en önemli şey güven tahsis edilmeli. Nasıl güven tahsis edeceğiz? Yani güven nasıl doğru insanların. Hadi bize güvenin mi diyeceğiz? Hayır doğru insanların gelerek. Kimdir doğru, o doğru insan profili? Doğru insan profili. Doğru insan profilini hepimiz biliyoruz. Yani illa ben mi söyleyeyim doğru insan tabii profilini? Doğru insan profili şudur. Adaletli, düzgün, Türk futboluna bir şey vermeye gelen,
ve mesaisinin %100'ünü oraya harcayan, gecesini gündüzünü oraya harcayan, araştıran, eden, Türk futboluna ne yaparsak faydalı olur diyen, bunları uygulayan, tavizsiz uygulayan, bütün kulüplere eşit mesafede olan, kararlar alırken hiç kulüp ismine bakmadan, başkan ismine veya yönetici ismine bakmadan adaletli davranan, ona göre tahkim kurulu koyan, ona göre ne o hakemlerin MHK koyan falan, yani adaletli bir adamdan bahsediyor. Adaletli bir adam değil, adaletli adamlardan oluşan bir ekibin gelmesi. Dışarıdan insanlar baktığında tamam benim kulübüm aleyhine bir şey verdi ama adaletli verdi kardeşim diyecek bir atmosferin oluşması lazım Türk futbolunda. Oluşabilir mi? Hep beraber uğraşırsak oluştururuz ama hep böyle kavgayla, gürültüyle, birbirimize eleştiriyle, her maçtan sonra hakeme saldırarak, her maçtan sonra bilmem rakip takımın başkanına laf ederek, o ona laf ederek, kaos yaratarak olmuyor. Geçen gün gazetede okudum, bir kulüp başkanı bir sene içerisinde 500 gün ceza almış. Tırnak içinde futbolu futbolun içinden gelenler yönetsin diye bir söylem var. Ki yeni yasada da sırf futbol değil diğer federasyonlarla da alakalı belli bir sayıda üye koyma zorunluluğu var. Evet. Biz futbola çok yine dönersek. Futbola bu çizdiğiniz şey az önce başkan profili vardı ya. O profildeki kişi de bu kişi mi olmalı? Yani şimdi, futbolun içinden mi gelmesi lazım? Şimdi orası? Geniş özet yapayım, oradan kim ne istiyorsa kendini alsın. Şimdi sporu sporun dışındakiler yönetiyor diye yıllardır herkesin, sporun içindeki insanların, spor dünyasında olan insanların böyle bir şikayeti var. Spor hep sporun dışından insanları yönetiyor diye. Özellikle futbolu hep böyle bir iş adamı, hep Türkiye'de isim yapmış veya isim yapmak isteyen, maddi durumu iyi olan, hep böyle bir üst tabakadan maddi durumu çok iyi olan holding patronları, iş yeri sahipleri falan, fabrikatörler falan yönetmek istiyor ve gelip yönetiyorlar, başkanlık yapıyorlar. Biz de diyoruz ki, ya kardeşim futbolun içindekiler gelsin. Bir kulüpte mesela 11 kişi galiba yönetim kurulunda yanlış hatırlamıyorsam. Bunun içinde benim şahsi görüşümü söylüyorum. En az 2 tane ki bütün federasyondaki yönetim kurullarına koyduk. O branşta milli olmuş 2 sporcu. 11 kişilik yönetimde. Geriye 9 kişi mi kaldı? Türkiye'nin en iyi hukukçusunu koy yönetime. Türkiye'nin en iyi finansçısını koy. Türkiye'nin en iyi inşaatçısını koy. O da inşaatlara baksın. Finansı finansa baksın. Hukukçu hukuka baksın. Bu tarafta pazarlamacı olsun. Yani 11 kişilik yönetim kurulunu yaparken eski 11 tane futbolcuyu getir koy oraya, yönetemezler. Aynı 11 tane iş adamının yönetemediği gibi. Yani bir yönetimde yönetecek kabiliyette kendi branşlarında, bir kulüpte sadece futbol yok ki, birçok nokta var. O branşlardaki en ehil insanları getirip onlardan bir yönetim kurulu kurmak. Ama birinci şey de bu gelen insanların futbola ve spora bir şeyler vermeye gelmek istiyor olmaları. Başkanlık. Yani bir şey almaya değil. Başkan olması ile de gerek yok yani böyle bir şeye. Futbolu futbolun içinden. Şöyle. Neden bunu sorduğumda biliyorsunuz. Biliyorum. Son federasyonumuzda 2 tane var milli futbolcu. Ben şöyle. Olmuyor yani. O da olmuyor. Tabii ki futbolun içinden gelmesinden yanayım. Ama söylediğim gibi 11 kişilik yönetim kurulunda her konuda lazım olan her konuda en ehil insanların gelip yönetim kurulu kurması gerektiğini düşünüyorum. Ha tercihiniz hem futbol oynamış hem de yönetim becerisi çok iyi, başkanlık yapabilecek birisi de varsa tabii ki tercihim olur. Tabii bu konu konuşulduğu zaman hep gündeme geliyor. Sosyal medyada da çok sık şey yapılıyor. Sizin her konuşmanızın altında özellikle ben bakıyorum. Çok güzel konuşuyorsunuz Bekir'im ama niye siz başkan olmuyorsunuz diye her konuşmanın altında mutlaka var. Şimdi Eyüp Bey ısrarla bunu sorunca dedim herhalde onu soracak, vazgeçti sormaktan. Eyüp Bey beni köşeye sıkıştırmaya çalışıyor, sıkıştırabilirsin Eyüp Bey. TFF Başkanı Saffet Sancaklı olmalı mı? Şimdi geçen herhalde 2-3 hafta önce ben demeç vermememe rağmen böyle bir konuyla ilgili Twitter'da 40 saate yakın birinci sırada kalmış. Onu diyorum işte evet. Rekormuş bu yani 40 saat kimse orada duramazmış ki ben demeç vermediğim halde böyle bir konuyla ilgili. Ben insanların bana güvenin dinden dolayı, böyle bir istekleri olduğundan dolayı, böyle bir şey akıllarına geldiğinden dolayı çok teşekkür ediyorum Türk halkına ben. Türk halkı ne istiyor biliyor musunuz? Diyor ki benim biraz evvel saydığım kriterleri karşılayacak insanları istiyor. Ha şu anda da belli bir kısmı da diyor ki bence Saffet Sancaklı bu kriterleri karşılıyor bir kısmını diye düşünüp Saffet Sancaklı ismini
öne atıyorlar. E bir de geçmişim var benim. Yani tarih kitaplarında yazıyor. Açtığın zaman hala bazı futbolla ilgili bazı rekorlar hala bende yani. Şu anda 3-5 tane rekor hala bende kırılamayan. Şimdi doğaldır ki insanlar böyle bir şey yapıyor. Bir de ben milletvekiliyim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığımız konuşmalar devlet kayıtlarına geçiyor ve çok etkili oluyor kamuoyunda. Evet. Ben hiç bugüne kadar yaptığım konuşmalarda kendi menfaatime ne olur? Ben bunu yaparsam acaba ben nasıl bir konum sağlarım, menfaat sağlarım, maddi manevi? Hiç öyle bir şey aklımın köşesinden geçmiyor. Hatta nitekim de birçok da kulüp başkanı ve yönetici arkadaşım bana da kısmen biraz küsmüşlerdi bu konularla ilgili, tamam mı? Şimdi çoğu düzeldi de benim bir şahsi bir beklentim de yok. Ha, milletvekili federasyon başkanı olabilir mi konusunda hukuki olarak bildiğimi söylüyorum. Bilmiyorum, buna bakarsınız. Milletvekili görevinde bulunan bir kimse başka bir görevde bulunamaz aynı anda diye biliyorum. Yani hukuki öyle de olduğunu biliyorum. Öyle biliyorum yani, ama bir daha bakarsınız. Bu vekillikten daha kutsal bir görev derler Sayın Sancaklı. Şimdi, bak şimdi öyle hepsi... dediniz, kapıyı iyice açıyorsunuz. Evet, sana pas attım, şimdi sen oradan ateş etmeye devam yani, et. Vekillik nedir ki böylesine kutsal bir durum ortadayken, çözülmesi gereken büyük bir problem, hatta daha da ağır söyleyeyim, teşbih hata olmaz, cenaze ortadayken siz hala vekillikle mi uğraşacaksınız Saffet Bey derler. Diyorlar. Şimdi bak bu görevlerin hepsi çok kutsal görevler. Bugün benim torunumun torunu bile diyecek ki bizim büyük dedemiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mebustu. Yani el ekibi de Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekilliği bana şahsıma kendi açımdan daha da çok şey katıyor. Daha büyük bir gurur veriyor. Futbol Federasyonu Başkanlığı da çok kutsal bir görev. Hakikaten Türkiye'de konuşuyoruz ya 60-70 milyon ilgilendiren, evet, bir konunun başkanı oluyorsunuz. Bu görevler çok kutsal görevler. Ama ben de bu Büyük Türk Milleti beni milletvekili seçmiş ve görev sürem de bu seçim 2023 Haziran'da bitecek, 5 sene dolacak yani. Ben bu görevdeyken başka bir görev yapamıyorum, onu anlatıyorum. Çünkü kanun öyle diyor. Yoksa tabii ki bu da çok şerefli ve onurlu bir görev. Milletvekili olmasaydım belki de aday olurdum. Yani hani insanlar bu kadar istiyor, bu kadar ediyor. Ben de Türk futboluna hizmet etmek isterim tabii ki yani. Ediyoruz zaten de. O zaman şöyle söyleyeyim Musaffet Bey. Ya neden hani şu kişi olmalı demezsiniz eminim de. Neden şu kişi çıkıp ben bu işi yaparım, yapmalıyım demiyor mesela? Neden işte Fatih Terim, neden Mustafa Denizli, neden Şenol Güneş bu işe talip olmazlar gibi, ben isimleri faraza verdim. Yo, doğru verdiniz isimleri. İsimleri doğru yani verdiniz. Yani yıllardır hep teknik direktörlük mü yapacaksınız artık? Yeter bu işin başına. Madem şikayetçisiniz. Veya madem benzeri sözleriniz var mıdır? Bu saydığınız isimlerin en az 50 yıldır Türk futbolunun içindeler. Hem de neredeler? Oynayarak, teknik direktör, en tepede saydığınız, mesela 3 kişi saydınız. Herhalde Türk futbol tarihinin her aşamasında varlar. 3 kişiyi saydınız veya 10 kişi varsa 3'ünü saydınız yani, değil mi? Mesela ben de aynı görüşteyim. Artık onlar öyle bir tecrübe, öyle bir vizyona, öyle bir duruma geldiler ki artık onların yöneticilik yapması lazım. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Bu kariyerdeki insanların artık özellikle kulüplerde veya Türk Futbol Federasyonu'nda gelip yöneticilik yapmaları gerektiğini düşünüyorum ben de. Yani bu bahsettiğiniz isimlerden biri kulüp federasyon başkanı da olabilir. Diyelim ki federasyon başkanı değil, milli takımlar sorumlusu. O oraya hangi hocalar gelecek, o sistem nasıl kurulacak, futbol tarafından bahsediyorum, milli takımlarda. Bu saydığınız 3 isim onu var ya, gece otururken gece 2'de bir saatte hazırlar ha. Çünkü her şey burada zaten, anladın mı? Ben katılıyorum mesela o söylediğinize. Bu kariyerdeki insanların artık yavaş yavaş yönetim kademelerine gelmeleri gerektiğini düşünüyorum. Futbol kamuoyunda şu anda en çok tartışılan mevzulardan birisi, hatta dün Sayın Ağoğlu'yla bir yayın yapmıştık, canlı yayın. O da dile getirdi. Ama şöyle de bir konu var. Siz daha iyi hakimsinizdir ona. Aslında sayılar belli. Yabancı sayısından bahsediyorum. Yabancı futbolcu sayısı. Federasyonun aldığı bir karar vardı önceki yıllardan ve uygulanmaya da devam ediyor. Ama sürekli ısıtılıp gündeme getiriliyor ve yine tartışmalar var. İşte kaç olacak? 8+3 mu olacak? ++5 mi olacak? 9+2 mi olacak? Vesaire. Herkes bir şeyler söylüyor. Sizce bu tartışmalar nasıl bir sonuca bağlanır? Yani bu rakamlara takılmamız lazım. Bir rakam olması lazım.
Yoksa bir sistemsel bir değişiklik rakam yapmamız belli ama Ersin Bey onun altını çiziyor. Onu söyledim ya işte dedim yani belli olmasına rağmen. Başkanların şahsi... şöyle bir görüşü var ya rakam belli değil diyorlar ama geçen seneden belli rakam 7+5. Ben şöyle düşünüyorum orada kulüpler özellikle bu yasadan sonra altyapıya eğilmek zorunda kalacaklar. Altyapı yatırımları yapacaklar ve aşağıdan oyuncu fışkıracak. O duruma geldiğimizde bence sınırlamaya bile gerek yok. Serbest bırakın. Kim ne istiyorsa yapsın. Almayacak zaten. Almayacak zaten. Alttan öyle oyuncular gelecek ki adam niye gidip yabancı alsın? Niye bizim paramız yurt dışına gitsin? Aynı ayarda oyuncu Türkiye'de varsa adam niye gidip yabancı oyuncu getirsin? Yani bence bu altyapıyı güçlendirip, kuvvetlendirip, altyapıdan benim söylediğim o tarlaları, o domatesleri, biberleri çıkaracağımız tarlaları alıp ekip, bakıp, biçip, gübreleyip oradan Türk futbolcularını fışkırtmamız lazım. Ondan sonra bence yabancı kuralı diye bir şey koymazsa da gerek kalmaz. Eski iştahları mı kabarıyor hala bu sayıları dile getirerek çok alalım yabancı futbolcu transfer edelim? Bilmiyorum ki işte. Şimdi herkesin kendine göre de bir fikri var. Yani mesela atıyorum diyorlar ki mesela geçen sene şey oldu Beşiktaş'ta. Beşiktaş kulübü şampiyon oldu. Hakikaten de hiç kimsenin hayır demeyeceği 3-4 tane oyuncu aldı evet. Değil mi? Kimse hayır dedi mi o zaman? Herkes dedi ki vay Şampiyonlar Ligi'nde şöyle olacak. Böyle. Ben dedim. Oldu mu bir şey? Oldu mu bir şey? Çok kötü tam tersine. Ekstradan evet. Yük de bindi değil mi şimdi? Biz burada çok dikkat etmemiz lazım yani. Yani mesela o Beşiktaş'ta bir oyuncu çocuk vardı. Emirhan mı? Emirhan İlkin. Emirhan. Oynuyordu çocuk. Sonra yabancı bir hoca geldi. Adam da tabii hemen birkaç maç kazanmak istiyor falan. Hemen çocuk... Baktım kulübede falan. Şimdi gene oynamaya başladı son zamanlarda. Gelen hocalara da aslında konuşurken, anlatırken anlatacaksınız. Kardeşim tamam senin istediğin 2-3 tane yabancıyı alalım tabii. Hani ama bu çocukları da oynatacaksın kardeşim. Bir de bu yasa çıktığında bütün kulüpler eşit hale gelecek. Herkes bütçesinde şey yapacağı için rekabet de aynı olacak. Yani kimse ya bak o 12 tane yabancı alıp şu kadar para harcadı, bütçenin üstüne şu kadar açtı. Bak ben açmadım, ben mecburen altyapıdaki çocuklarla oynuyorum ve başarılı olamıyorum diyemeyecek. Bu sezon girecek değil mi şimdi bu yurt? Tabii. Sayın Vekilim, şimdi altyapı demişken sizin de bölgesinde yetiştiğiniz, büyüdüğünüz Bursa, Kocaeli, Eskişehir, Samsun, Sakarya gibi... Bende de onadılar var. Kentlerin takımları maalesef alt liglerde yer bu kendilerine yer bulmaya çalışırken bir kısmı düşmemeye. Burada Gaziantep yazmıyor. Gaziantep oynuyor. Mesela Gaziantep düştü var. Biliyorsunuz değil mi? Mersin Manyurdu var. Ordu Spor. Yani değil mi? Karabük. İstanbul'da mesela 8 takım belki bu akşam 9 takım da olabilir. Süper Lig'de yer alacak. 8 takımlı bir lig. De formatında 20 takımın lig formatında böyle bir tabloyu nasıl yorumlayabiliriz? Şimdi, evet İstanbul'da çıkarsa 20'de 9 olacak değil mi? Evet. 8 mi oluyor 9 mu? 9 şimdi, oluyor 9 oluyor. Öyle baktığınız zaman çıkarsa 9 olur. Kasımpaşa tabii. Tabii İstanbul Ligi gibi bir yakıştırmalar da yapılıyor. Lig oluşturulabilir mi? Anadolu kulüplerinin yaşam şansı kalmadı gibi bu sistem devam ettiği sürece. Mesela ben hatırlıyorum aynı dönemde Erzurum Spor, Elazığ Spor, Van Spor, Diyarbakır Spor o bölgeden daha... Elazığ sayesinde 4-5 tane kulüp oradan Süper Lig'de oynuyordu ve bence Türk futbolunun hayrına olan bir şey. Niye? Oradaki halkımız da, oradaki yaşayan şehirdeki insanlar da Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'yi ve diğer Trabzon ve diğer takımları misafir etsin. Onlar gelsin, gitsin. Bu bir spor dediğin şey zaten... Fair play, kardeşlik falan. Bence ülkenin hayrına olan bir şey. Ama eskiden gelen yönetimler bu kulüpler öyle bir hale geldi ki kulüpler battı, kapanmak zorunda kaldı. Bak bu saydığınız isimler var ya. Bursa, Kocaeli, Eskişehir, Samsun, Sakarya dediğiniz takımlar. Futbol. Mesela Bursa şampiyon oldu. Ben Kocaeli Spor'da oynarken biz kıl payı kaçırdık. Eskişehir bizden önceki dönemde şampiyonluğu oynuyordu. Samsun, Sakarya falan futbolcu fabrikaları bunlar. Şimdi... Sakarya Türkiye Kupası kazandı. Türkiye Kupası kazandı. İşte o meşhur o zaman Oğuzlar, Aykutlar, Enginlerin çıktığı yerdir yani. Bülentlerin çıktığı yerdir. Şimdi niye çıkmıyor? Ben size soruyorum. Bu son mesela Trabzonspor. Bana göre dünyada Trabzon şehrinden çıktığı kadar futbolcu hiçbir şehirden çıkmıyordur. Şehir olarak söylüyorum. Herkes. Değil mi? Yoldan çevir 3 tane çocuğu ver kramponları. Çıksın oynasın. Trabzon'dan ne zaman çıktı o Abdülkadirler... O yurt dışına transfer olan Yusuflar falan ne zaman çıktı biliyor musunuz? Borç. Trabzon'a transfer yasağı geldi. Transfer yasağı gelince kadroyu doldurmak için alt
İşte o 20'den, o 21'den o çocukları A takımı aldılar. A bir baktılar oynuyorlar. A 3 ay sonra yıldız denmeye başladı. İşte bu yasa bu böyle bir şey olacak bütün kulüplere. Mecbur kalacaklar oradan almaya. Ama bu mecburiyet bir müddet sonra çok büyük bir memnuniyete dönecek yani. Ama İstanbul'dan da 9 takım ve şampiyon olmuş oynuyor orada yani. Onlara da tebrik etmek lazım. Helal olsun yani. Ama futbol sever olarak da şöyle bir... Sistemin getirdiği bir durum olabilir. Sistemin getirdiği bir durum yani. Özellikle kızacak o kulüp yetkilileri de bize. Sadece bir futbol severlerin görüşünü beyan ediyor olayım ben. İşte taraftarla güzel futbol denir ya hakikaten yani. Şimdi Kasımpaşa, Karagümrük, Başakşehir taraftarları yok mu? İlla ki var ama işte bir Kocaelispor, bir Bursaspor. Hani o şehir takımı ve şehir taraftarı nın olmaması bir futbol sever olarak da sanırım öyle bakarsan der demek ki iyi yönetmişler de gelmişler. Muazzam yani, yönetiliyor bir Başakşehir. Hani, şimdi tesisleşmesi de işin tabii madalyonun bir olur yüzü var. Yani, ben o zaman hemen Trabzon'a döneyim. Trabzon'un şampiyonluğuyla ilgili şampiyonluğu hatta sevinci hala da konuşuluyor. Size göre Trabzonspor'u bu şampiyonluğa götüren sebep veya sebepler nelerdir? Hani gündeme dair de bunu sormuş olayım. Bir de siz üç büyüklerde forma giymiştiniz. Daha önce yaptığımız sohbette de söylediniz yanılmıyorsam ama bir daha sizden dinleyebiliriz. Trabzonspor'undan da direkten döndünüz. Evet. Değil mi? Trabzonspor baktığın zaman böyle sezon başladı. Böyle bir 5-10 hafta geçti. Türkiye'nin büyük bölümü Trabzon bu sene şampiyon olur dedi öyle mi? Hep beraber baktık evet. Çünkü tamam mı? Sahaya baktığın zaman Trabzonspor daha organize, daha böyle bir istekli. Bir de tabii 38 yıl galiba şampiyon olmamış resmi takım. Resmi olarak öyle. Resmi olarak 38 yıl şampiyon olmamış bir istek var. Bir de Trabzon 7'den 77'ye yani 7 yaşındaki çocuk da 70 yaşındaki nine de futbolu kovalıyor. Böyle bir atmosferle bir birlik oldular. Bu sadece mesela tutup işte sadece futbolcular yaptı dersek haksızlık olur. Bir takımda bir başarı gelecekse yönetimi, teknik heyeti, taraftarı, oyuncusu, malzemecisi, sokaktaki çaycısı hepsi birleşirse ki başarı gelir. Bence Trabzonspor bu sene bunu iyi yaptı ve şampiyon oldu. Fazlasıyla da hak etti. Hak etti yani. Bugün Trabzonspor baktığın zaman bir ara böyle 20'şer puan falan fark vardı. Yani 22-21 falan. Şimdi tebrik ediyorum ben Trabzonspor'u. Direkten döndüm şöyle. Mehmet Ali Yılmaz Bey kulüp başkanı, Sadri Şener ikinci başkan, Şenol Güneş de teknik direktör olmuş Trabzonspor'a. Yanılmıyorsam 90-91 senesi falan. Çağırdılar beni Mehmet Ali Bey, gittim ofisinde görüştüm, parayı da anlaştık, el sıkıştık, yarın gel imzayı atacağız. Ben ertesi gün gittiğimde ilk gün Mehmet Ali Yılmaz Bey'in odasında karşılandım. Başkanın odasında. İkinci gün gittiğimde Sadri Bey o zaman ikinci başkandı. Gelsene dedi bir çay içelim. Beni böyle bir çayhane gibi bir yere soktu hani. Ben anladım orada bir ters bir durum var. Ondan sonra. Orada Trabzon'un caydığını anladım. Sonradan da olmadı. Yıllar geçti Avrupa Şampiyonası'ndayız. Ama sebebini o an öğrenemediniz. Öğrenemedik yani. İşte baktım Sadri Bey bana ters davranıyor böyle. Anladım istemiyorlar yani dedim. Söyleyin istemediniz bize gidelim dedim falan filan. Gittim ben oradan yani. Trabzon almadı beni. Sonra yıllar sonra 2000 Avrupa Şampiyonası'nda nerede Hollanda'da mı bir yerde oynanıyor. Belçika'da mı maç, Türk milli takım maçı var. Ben de oradayım. Şenol Güneş de A milli takım teknik direktör olacak. Mustafa Denizli var. Orada böyle sohbet açıldığında birisi dedi ki ya kaptan 3 büyüklerde oynadın. Trabzon'da niye oynamadın dedi. Dedim valla direkten döndüm. Hocam hakikaten niye almadınız o zaman dedim. Bak yıllar sonra. Dedi ki ben bir şey itiraf edeyim dedi. Bir gazeteci Saffet Sancaklı'nın kalbinde problem var. Onu almayın dedi dedi. Sonra dedi biz de dedi vazgeçtik. Sen de kırılma diye sana da bir şey diyemedik. Diyemedik dedi. Ve ben dedi öyle bir şey oldu dedi. Dedim iyi oldu anlattınız çünkü ben de merak etmiştim niye olmadı diye. Bir de böyle bir direkten dönmemiz var Trabzon'dan. Oradan Kocaelispor maalesef evet, Kocaelispor'a gitti. O daha hayırlı olmuş belki de. Kısmet tabii. Allah her şeyin hayırlısını versin. Sayın Vekil, tabii buraya kadar birçok yönle konuştuk. Hem kulüpler bazında yasa, kanun. Biraz kanunda sanki futbolda kalmış gibi olduk ama peki bu kanunu ben ilave olarak eklemek isterim. Amatör branşlarımız açısından sportif başarıya neler getirebilir? Şimdi futbolu konuşursak
böyle profesyonel amatör diye ayırırsak biraz şey olur. Çünkü amatörler, ben de amatörde oynadım. Amatörden kastımız diğer okçuluk, boks, ha, diğer branşlar. Branşları kastım. Sonra 10 sene oynadım da profesyonel oldum. Şimdi bu yasa diğer federasyonları da ciddi bir sistemin içine sokacak. Ve bence yani profesyonel manada da amatör manada da bu yasanın Türk sporuna büyük katkısı olacak. Yani şimdi geçen gün 10 gündür biliyorsunuz 15 gündür neredeyse her branşta Avrupa şampiyonu evet, olmaya evet. başladık, tamam mı? Ben de espri oldu da biraz dedim, gördünüz mü çocuklar dedim, moral düzeldi hepsinin bu yeni yasadan dolayı. Herkesin bir şevki arttı, madalyalar gelmeye başladı yani. Bir moral motivasyondur bunlar. Bence inşallah Allah bize ömür verir. Bir 6 ay sonra, bir sene sonra bir daha bir araya geliriz, bir daha konuşuruz. Göreceksiniz bu yasa Türk sporuna çok şey katacak. Eksikleri varsa gideriz, fazlası varsa düzeltiriz. Neticede Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk milletine hizmet etmek için var orada. İnşallah diyelim. Amatör demişken, amatör futbolculuktan bahsetmişken bal ligleriyle ilgili çok sıkıntılar var. Size de ulaşıyorlar. Ulaşıyor. Ama... Bal ligleriyle de var, amatör liglerle de ilgili var. Tabii tutup bunları çok konuşmak lazım, tartışmak lazım, müzakere etmek lazım. Kompleks yapmamak lazım. Evet. Çünkü neticede Türk sporuna hepimiz hizmet ediyoruz bir şekilde, hizmet etmeye çalışıyoruz. Türk futbolunun temeli amatör yani. Kesinlikle. Amatör... Yani orada da evet, o bal ligleriyle ilgili de ciddi sıkıntılar var. İnşallah bunlarla ilgili oturup biraz daha devam edeceğiz bu çalışmalara. İnşallah. Rezerv lig konusunda bir düşünceniz var mı? Ben olması lazım mı sizce? Ben Avrupa'da o sistemi çok seyrettim o zaman da, futbolu bıraktıktan sonra. İşte ismi rezerv lig mi? Gelişim ligi diyorlar. Evet. Gelişim ligi mi, ne diyorsunuz? Ben onun Avrupa'da uygulanır şekilde Türkiye'de uygulanmasından yanayım yani o zamanki şartlarda. Çok ciddi faydası var. Başlamıştı Türkiye'de, sonra kaldırdılar. Yani niye, mesela niye kaldırdınız diye soruyorum. Masraf oluyor diyorlar. Yani şimdi şöyle, senede 10 lira masraf yapacak oraya. Ama 2 tane oyuncu çıkacak oradan, milyon kazanacak. Evet. Hem Türk futbolu kazanacak, onu düşünmüyor yani. Masraf var, kaldıramıyoruz masrafları deyip ligi iptal etmişlerdi. Var mı eklemek istediğiniz? Yayın ihalesi ne kadara gider? Öyle sorayım, öyle düz mantık. Yayın ihalesi yani kulüp değeri... başkanlarının konuşmasına göre, yani kulüp başkanlarıyla istişare de ediyorum. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. 2017'de 590 milyon dolardı. Onlar şimdiki teklif TL üzerinden hesaplarsanız aşağı yukarı böyle bir 130 milyon dolara geliyor şu an kur itibariyle, ama TL olacağı için. Şu an 2650 geçtiğimiz sezon toplamı. Bu sene biraz daha az teklif. Şimdi teklif 2.1'di. Tamam, ben açıklamayayım dedim ama siz zaten demek ki açıklanmış kamuoyuna. 2.1 de ama kabul edilmemiş de onun için sordum. 2.1 de 130 milyon dolar civarında yapıyor şu andaki kurla. Ama bir daha düşmedi inşallah bari. Ödeneceği zaman yani o belki biraz daha düşebilir dolar bazında. Bu çok küçük bir para. Mesela o paradan Anadolu takımına kaç para düşer biliyor musunuz? 5 milyon dolar, 6 milyon dolar düşmez yani. Ne yapacak 6 milyon dolarla? O zaman Türkiye liginin kalitesini arttıracağız. Tekrar 600 milyon dolara, 700, 800, 1 milyar dolara getirip o hale getireceğiz hep beraber. Getirip kulüpler de o zaman rahatlasın. Ama hep beraber kaosa sürükleniyoruz. Adam dekoder satamıyor istediği gibi yayıncı kuruluş. Arada bir korsan yayınlar var. Kulübü Türkiye ligini satamıyor hiçbir yere. Çünkü kalitesi düştü. Adam da ticari olarak bakıyor kendi açısından baktığı zaman. Şunu anlıyorum o zaman. Ben yine mevcut yayıncı kuruluşta devam edilecek izlenimi var. Ya şu andaki görüntü tablo sanki onlar ön planda gibi. Eyvallah. Eyvallah. Detayları bilmiyorum. Sayın Sancaklı, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Yine çok keyifli bir sohbet oldu. Yani yıllardır biz her görüşmemizde zaten hep keyifli medyayı sormadınız sayın müdürüm ya. Ben teşekkür ederim. Neyini soralım ya? Hep biz sorduk. O pencereden de belki. Peki ben sorayım. Bizim nezdimizde. Ben sorayım o zaman. Spor medyası nasıl buluyorsunuz? Spor medyasının bu hali ne olacak? İşte bak, hadi. Siz sormazsanız o sorar. Sen sorduğun için sen cevap ver. Başka bir programda orada inşallah, şey yaparız. İnşallah. Ben teşekkür eyvallah ediyorum davetiniz için. Bu güzel program için bize kamuoyuna bu yasayla ilgili doğruları anlatma fırsatı verdiğiniz için. Son cümle olarak bir daha söylüyorum. Bu spor yasası çıkarılma nedeni Türk sporunu ve Türk futbolunu çok daha yerlere getirip bu kulüpleri ayakta tutmaktır.
Onun başka hiçbir amacı yoktur. Yani kötü niyetli yorumlara lütfen inanmayın. Çünkü öyle bir şey yok zaten. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağlık. Anadolu Ajansı Spor Masası'nda konuğumuz Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli Milletvekili, eski milli futbolcu Sayın Saffet Sancaklı'ydı. Anadolu Ajansı'nın Ankara'daki merkez binasında genel müdürlüğünde A Atölye adını verdiğimiz bu güzel stüdyoda ilk spor masamızı da böylelikle yayınlamış olduk. Yeni bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.